Ciddi olamazsın Bennu. Berlin'de Kreuzberg'te mi yaşadın yani? Evet, orada çok Türk vardı Zafer Bey. Kendimi çok rahat hissediyordum. Hem üstüne üstlük bir de kiralar çok uygundu. Orası doğru. Sen nerede oturuyordun Berlin'deyken? Ben Friedrichstrasse'de oturuyordum. Aa, Berlin'in tam ortası. Ya orada şahane bir evim vardı. Hala özledim. Ben 2 dakika izninizi rica ediyorum. Tabii. Sen yemek yemeyeceğinden emin misin Zafer abi? Emin. Birazdan bara geçeceğim zaten. Bir çelikçiyle randevum var. Daha nasılsın bakalım? İyiyim. Niye tekrar tekrar soruyorsun? Hiç. Bu yemeğin özel bir sebebi vardır inşallah. Ne gibi? Ne bileyim. Bir şeyin başlangıcı falan. Nasıl yani? Bennu Hanım çok hoş bir kız. Güzel, akıllı, düzgün. Hani aklımdan öyle bir şey geçti. Yok öyle bir şey abi. Biz öylesine sohbet ediyorduk işte. Yazık. Vallahi tam sana göre bir kız be Kerem. Hadi afiyet olsun. Ali Kemal'in nesi var Nadide Hanım? Bir şey yok. Her zamanki Ali Kemal. Değil değil. Bir kabahat işliyor bu çocuk. Bak benden söylemesi. Ne kabahati Allah aşkına Burhan Bey. Hanım farkında değil misin? Çok sessizleşti. İkide bir ganiyle fısır fısır konuşuyor. Bir iş çeviriyor bunlar ama hadi hayırlısı. Önce arabayla başladı. Ne yapıyor olabilirler sence? Bilmiyorum. Ama sanki Gani Ali Kemal'i işliyor gibi geliyor bana. Nasıl yani? Hangi konuda işleyecek ki? Ne bileyim. Zengin enişte değil misin? Bana bir iş kur diye tutturmuştur. Ali Kemal'i yüzü tutmaz biliyorsun. Yahut Füsun ayrı eve çıkalım diye mi tutturuyor acaba? Ayrı eve mi? Füsun'un halleri hiç hayra alamet değil Burhan Bey. Ne yapıp yapıp onu bir doktora götürmemiz lazım. Zafer Bey gitti galiba. Bara geçtim. Bir saat seni öldükten sonra. Anlamadım. Bizimle birlikte çalışmaktan çok memnunmuş. Ah, sağ olsun. Bennu. Siz Şehrazat'la ne zamandır tanışıyorsunuz? 4 seneyi geçti. Şehrazat'ın eşini de tanımış mıydın? Hayır. Tanıştığımızda Ahmet'i yeni kaybetmişti. Ben Karyapı'da çalışıyordum o sıralar. Şehrazat bir proje için geldi. Serbest mi çalışıyordu peki? Aslında çalışmıyordu bile. Niye? Ahmet'in işleri fena gitmiyormuş. Kaan da çok küçük olduğu için Şehrazat ara vermiş çalışmaya. Ahmet ne iş yapıyordu? O da mimarmış. Hatta ölmeden önce bayağı büyük bir iş almış. Bu işten kazanacağı parayla mimarlık ofisi açmayı düşünüyorlarmış. Yer bile bakmışlar. Karı koca kendi işimizi kuracaktık, kısmet olmadı der hep. Ahmet ölünce iş kalmış. Çok zor günler geçirmiş desene. Evet. Ben hayatımda kocasını böyle seven kadın görmedim Kerem Bey. Büyük aşk, böyle bir aşk yok. Hala mı? Hala. Evin her köşesi Ahmet'in resimleriyle dolu. Sanki yaşıyor. Gerçi bence Şehrazat için yaşıyor. Bir gün çıkıp gelecek gibi. Onur, Şehrazat'a eskisi gibi kötü davranmıyor. Farkında mısın? Evet. Onur Bey azarladıkça Şehrazat çok üzülüyordu. Kaan'ın hastalığı olmasa işten bile ayrılmayı düşünüyordu. Ama şimdi iyi. Neden sizce? Aklı başına gelmiştir. Şu iki al şunları da eline. Hadi hayırlı işler. Zaten ben de şans olsaydı zamanında şu 3 dükkanı da alırdım. Güçlerimiz eşit olurdu. Maziyi bırak da geleceğe bak. Zam vakti geldi. Ne yapacaksın zamları? Hesap belli.
Tüfeğe bakacağız. Tüfeğe göre %15 zam yapıyoruz. Oğlum çayları tazele. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Ali Kemal Evliyaoğlu'nu arıyorum. Bugün onu görmedim. Ama bak şuradaki babası. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Ali Kemal Evliyaoğlu'nu arıyordum da babasıymışsın galiba bey amca. Bir mesele vardı da. Ne meselesiymiş bu? Çarşamba günü şu çocuk benim taksiye çarptı. Eniştem halledecek demişti. Dün bekledim, tıs yok. Ne arayan var ne soran. Haberin yok muydu Burhan Bey? Ne kadar borcu var sana? 250 lira. Nasıl yapacağız? Ali Kemal denen arkadaşı mı bekleyeyim yoksa siz de halleder miyiz? Ay aşk olsun ya, o nasıl söz? Ben seni aç bırakır mıyım hiç? Bak bakalım dolapta ne var. Ya tabii. Becerikli senin Cansel'in. Hani Cansel'in evine dönmüştü. Yine mi geldi? Sen otur keyfine bak. Ben 5 dakikaya aman, kadar oradayım. Aman bir gelip bir gidiyor işte. Kaloriferi biraz daha aç. Tamam. Gizem. Efendim abla. Ben çıkıyorum. Akşama doğru gelirim, tamam mı? Tamam abla. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Maşallah, Allah keyfini arttırsın. Sağ ol, geçmiş olsun. Delikanlının kulağını çekersin artık. Kızlarla fink atmayı biliyor ama araba kullanmayı bilmiyor. Güle güle, güle güle. Kızlarla geziyormuş ha? Hani kursa gidiyordu? Vay kere. Aman bir rahat yok ya. Ali Kemal. Buradayım aşkım, buradayım. Niye çaldırıyorsun, şunu açsana. Ne açacağım ya, babam arıyor. Bir saat kafamı ütüler şimdi. Hadi Burhan Bey. Sonra devam edelim Hüdayi Bey. Ne o? Yenilince kaçmazdın sen eskiden. Hadi görüşürüz. Gerisini masada yersin artık. Şimdi sana öyle bir sofra hazırlayacağım ki. Aa, rakı içer misin? Ya yok, içmeyeyim. Kokar şimdi, fabrikaya gideceğim. Cansel, çok özlüyorum seni kızım ya. Geceleri seni düşünmekten gözüme uykum uyku girmiyor. Ama yine de birazdan gideceksin. Değil mi? Ne yapayım? Var mı başka bir çare ha? Bilmem. Yok herhalde. Hadi, soğutmayalım.